Candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Merhaba, ben Paflagon. Motorumu yükledim. Ayvalık'a doğru Ege gezisine harekete geçiyorum. Tüm kontrolleri yaptım. Çalışmayan herhangi bir aksam yok. Eksiğim de yok. Motor yaklaşık 190 kilo kadar oldu. Yola çıkmaya hazırız. Hani film izlerken bazen ölmeden önce yapılacaklar listesi olan bir başrolle karşılaşırız. Hayatın hengamesinde istediklerini yapamamış ve yaşlandığını fark etmiştir. Sonra elinden geldiğince listeyi tamamlamaya çalışır. İşte ben listeyi erkenden hazırlayıp yola çıkanlardanım. Bu hayatta başrol müyüm? Hayır, figüran olmak daha kolay. Göz önünde olmaktansa gözümün önündekileri daha rahat görüp kıymetini biliyorum. Listeye ne kadar uzar bilemiyorum ama şimdiye kadar ondan fazlasını gerçekleştirdim. İşte bu yolculukta onlardan biriydi. Uzun süre yaptığım plan programdan sonra bir sabah artık tamam dedim ve yola çıktım. Safranbolu'dan Ege'ye sürecek 2500 kilometrelik bir yolculuğa ve yeni bir hikayeye. Bizim yörede motora şeytan işi derler. Sanki herkes melek de bir motora binenler şeytan oymuşlar. Motora binmeyen ne anlar onun mutluluğundan? Yüzüne çarpan ılık Meltem'in bıraktığı tebessümden ya da viraja yatınca içinde uçuşan kelebeklerden. Motora binmeyen için hiçbir şeydir motor. Hastalıktır, ölümdür, bir yokluktur. Aslında nicemiz seleye oturup kaskın camından bakarken verdiğimiz ara gazla var oluruz. Ama bunu sadece biz biliriz. Hiç sormazlar, acaba ne var? Bu adamları bir kere binince neden bırakmıyor bu aleti diye. Cevap mı? Koskoca bir mutluluk. Koskoca bir mutluluk kaynağı. Yola çıkalı birkaç saat oldu. Sabah 7 gibiydi marşa bastığımda. Safranbolu'dan Gerede, Bolu Dağı, oradan İznik üzerinden Bursa ve akşama doğru da Ayvalık'a uzanacak ilk gün başladı. Bugün hava tam sürüş havası. Güneşli, berrak ve tertemiz. İçimdeki heyecanı anlatamam. Saatlerce motor sürecek olmak, yeni yerler, manzaralar, şehirler ve insanlarla karşılaşmak, tanışmak, konuşmak düşüncesi bile yetiyor insana. Kahvaltıyı Bolu Dağı'nda yaptım. Anadolu Otoyolu manzarasında çayımı yudumlarken içimden de ilk 2 saatin kritiğini yapıyorum. Otoyol kullanmak yok. Çok fazla şehir içine girmeden ilçe ve köy yollarını kullanarak geziyi sürdüreceğim. Sürprizler her zaman bu yollarda karşıma çıkar. Yeni dostluklar, yeni hikayeler bu yollarda yazılır. Vizörün arkasından bazen şiir okursun, bazen avazın çıktığı kadar bağırırsın. Kendi kendine konuşup hayaller kurarsın. Kimse duymaz seni, kimse de yargılamaz. Kural ihlali yapıp seni sıkıştıran dört tekerlekli haydutlara söversin bol bol. Kornaya asılıp sol elini de havaya kaldırıp hayırdır birader dersin. Yol akmaya devam eder, zaman da akar. İşte böyle sürüp giderken yolculuk ilgini çeken bir manzarada, bir benzinlikte, bir mekanda biraz mola verip bir soluklanıp yola devam edersin. Seni görenler nereden geldin, nereye gidiyorsun ey yolcu sorularıyla hikayeni dinler. Ayaküstü hayırlı yolculuklar der.
hoş bulduk. Facebook'ta şey, YouTube'da kanal var, oradan atarım. Evet. Zeki Müren göremeyecek onu. Ne var ne yok? At motoru, at. Atacağım zaten, 747,5 kilometre oldu bugün. Tek çıkış. Evet.